Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu bugün. Konuşmasının bir kısmını CHP Genel Başkanı'nın sözlerine ayırdı. Kılıçdaroğlu'nun iktidar olursak 3600 ek göstergeyi çıkartacağız açıklamasına önümüzdeki yılın sonuna kadar çözülecek diye yanıt verdi. CHP'nin çiftçiler üzerinden yürüttüğü bir de kampanya var, ona da değindi. Karşımızdakilerin insafına kalırsak yağmurlu havada su vermezler diye bir uyarıda bulundu. Kılıçdaroğlu diline 3600 ek gösterge meselesini dolamış, habire tekrarlayıp duruyor. Halbuki bu sözü veren biziz ya. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar olunca 3600 ek göstergeyi derhal çıkaracağız açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanları toplantısında böyle yanıt verdi. 3600 ek gösterge için 2022'yi işaret etti. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden yine biziz. Öyleyse bu zat hala neyi konuşup duruyor? Doğrusu ben bunu bilmiyorum. Erdoğan grup toplantısında paylaştığı Kılıçdaroğlu'nun tutarsız açıklamalarıyla ilgili videoyu da hatırlattı. Kılıçdaroğlu alınmış diye devam etti. Görüntülerdeki kişinin kendisi değil de ben olduğumu zannederek bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Aramızda doktor arkadaşlar varsa bu ruh halinin hangi anlama geldiğini, neye işaret ettiğini gayet iyi bileceklerdir. Acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu da ortadadır. Bize düşen Allah şifa versin deyip kendi işimize bakmaktır. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde elektrik fiyatları artacak iddiasına da yanıt verdi. Enerji fiyatlarının 2 katından 5 katına kadar arttığı bir dönemde biz kendi vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Bay Kemal, sen nerede dolaştığının farkında değilsin. İzlemiyor musun televizyonları? Adamlar şu anda benzin bulamıyor, benzin. Erdoğan her kesimi kışkırtıyor dedi. Çiftçiler için parantez açtı. Kılıçdaroğlu'nun çiftçi önce ekecek, ürününü biçecek, sattıktan sonra faturasını ödeyecek önerisini de eleştirdi. Bu şahıs ilkokul çocuğu seviyesinde bile olmayan bir mantıkla güya kendince tarım denklemi kuruyor. Söylediği şeyin çiftçiyi bugünkü seviyesinin çok gerisine düşüreceğinden bile haberi yok. Sadece bu yıl için verdiğimiz ve vereceğimiz tarım desteklerinin tutarı 24 milyar lirayı buluyor. Erdoğan, saldırılar 2023'e kadar artarak devam edecek gibi görünüyor dedi, uyardı. Eğer karşımızdakilerin insafına kalırsak, bunlar bize Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı haklara sahip vatandaşları olmamıza rağmen, bırakın adil davranmayı, yağmurlu havada bir bardak su bile vermezler. Bu yeminli ülke ve millet düşmanlarına hak ettikleri cevabı elbette her platformda vereceğiz. İşte bu ekip burada.